Barla 282'deki Kusrev'e hitaben yazan bir mektupta Rabia'nı okuyacağız abi. Rabia'n şu mübarek şehri Ramazan Leyla-i Kadir'i ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyla-i Kadir'dir ki muvaffak olanın ömrüne 1000 ömür katar. Dakikası bir gündür, saati 2 ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Şimdi tahtada yazdım abi, Ramazan'da bir de sahir vakitte ayırdım. Üstad diyor ki dakikası sahir vakte göre bir gündür. Yani dakikası bir gündür 1440 dakikaya tekabül ediyor. Gün olarak mı? Yani ben dakika olarak hesapladım. Tamam bir, da gün olarak yani bir gün içinde kaç dakika var? Bir gün 1440 dakika. Ha, evet. İkincisinde saati 2 ay demiş. Saati 2 ay, 1 saat 2 aya tekabül ediyor. 2 ayda 1440 saate. Yani o da 1440 katı. Buraya yazdım. O da mı? Saat de aynı tevafuk ediyor. Saat de aynı oranda yani 1440 katı. Tevafuk ediyor ha. Günü birkaç sene hükmünde bir ömür bakidir demiş. Üstad birkaç sene demiş. Hesapladığımda 1440'la onu çarptığımda o da 4 sene çıktı yani. O da neyle neyi çarptın? Günü birkaç sene dedi ya abi. Bir gün 1440'la çarptığımda 1440 gün çıktı. O da 4 sene. Üstad bir gün demiş birkaç sene hükmünde. Heh. Şimdi bir gün 1440 günde çarptığımda 1440 1440 dakikasını. Tabii, ikisi 1440 diye üstte ekler. 1440'la çarptığımızda 4 sene tekabül ediyor. 4 sene oluyor. 4 sene. Bir günü. Bir gün 4 sene. 1 saat, 2 ay, 1 dakika, 1440 dakika. Yani gün, saat, dakika 1440 katına çıkıyor. Bir günde kaç saat var? 24 saat. 24 saat. Bir ayda kaç saat olur? 720 saat abi. 2 sene. 2 ay diyor bir usta. Ha saati, şey 2 ay. Saati 2 ay. Ha. 2 ayda da 1440 saat ha, var. Şimdi saate çevirirsek Ramazan'ın 1 saati. Anlaşılıyor değil mi böyle artık? Yavaş yapıyorum. Ramazan ayının şu anda derse oturduk. 1 saatimiz normal yaşasak, içerisinde Ramazan olmayan bir ömür yaşasak. Ana ibadet var tabii. İbadet var, feyiz var. Yani bereketi olmadan kabul edilen oruç da yoksa. Yani bir saati, Ramazan'ın bir saati normal kaç ay? 2 ay. 2 ay. İki ayın içerisinde kaç saat var abiler? 1440 saat. 1440 saat ile 1440 dakika tevafuk ediyor. Demek ki Ramazan'ın bir dakikası 1440 dakika değerinde nafile şey yapsam. Mesela diyor ki bir uzatmıyorum değil mi? Otursun diye şey yapıyorum. Bir saat tefekkür kaç sene nafile ibadete denk geliyor? Tefekkürün saati halimin ibadet senetin. Bir sene. Ha? Bir sene. Bir sene. Öyle demiyor mu? Tefekkür için 100 sene demiyor mu? 100 sene mi diyor? 100 sene. Bir sene. Bir sene. Bak. Bir saat tefekkür. Bir saat tefekkür. Bir sene ibadet. Bir sene nafile ibadetten evra. Ramazan'da bir saat değil, bir dakikası Ramazan oruç tutanın namazı da varsa nafile ibadetle geçse 1440 dakika kadar kıymetli oluyor. Yani 4 sene. Ne yapıyor? İkisini ne yaptın 1400'ün 4 seneyi nasıl çıkarttın? Ha bir günü, ha bir güne gelelim. Şimdi bu ilk baştaki o dakikayla saat 1440 katına çıkmış abi. Bir sene ya da 2 sene, 3 sene dememiş. Yani burada birkaçtan kasıt şey yok. Mesela sözlerin başında da birkaç nasihat istedin diyor, 8 tane nasihat. Mesela yine birinci sözün ikinci şeyinde, makamında birkaç sır diyor, 6 sır beyan etmiş. 10. sözde birkaç işaret demiş, 12 işaret beyan etmiş. Yani burada 6'da olabilir, 8'de, 4'de, 12'de. Bir gün nasıl 4 sene oldu? Şimdi ben üsttekiler 1440 olduğu için ben o günü de 1440'la çarptım. Ha günü. Evet, yani ha, bir günü 1440'la çarptım. Bir gün kaç günü Ramazan 30 günü mü? Yok abi. O bir gün
Üstad dedi ya, bir günü birkaç sene hükmünde. Tamam. Şimdi, neyle çarptın? Biri neyle çarptın? 1440'la çarptım. Ne yapar? 1440 yapar? 1440 gün. O evet. 1440 günde tam 4 sene yapıyor. Ha tamam. O zaman altına yazsana şunu abi. Biz avamız, köylüyüz, tamam mı? Şimdi 1400 dakika eşittir 4 sene yapar yaz. Sen üniversite okudun ama şey yaptın ya, süper mi okudun ya? Biz o kadar zeki değiliz. Heh, oldu mu şimdi? Anlaşılıyor mu şimdi? Anlaşılıyor. Bak bunu kaçırırsak diğeri alışılmaz ve sıkar dersin. Abi zaten şöyle de hesap çıkıyor. Mesela diyelim ki bir günde hani dakika hesabıyla 1440 dakika yapıyor ya. Bir günde 1440 dakika. Bir günde kaç dakika var? Bir günde. Bir günde 1440 dakika var abi. Yani arkadaşlar 1 dakika 60 dakika değil. Geceyle birlikte 60 saniye olur. He? Hasan abi geceyle gündüzü birlikte. Aynı. Bir gün deyince yarım gündüz olsa yarım gün olur. 24 saat. 24 saatte 24 saat kaç dakika eder? Çarpı 60. Peki. 24 çarpı 60. 60 da çarpalım abi. 1440 abi. Bu anlaşılmasa kurun. 1440 dakika ediyor. Bir gündeki dakika adedi. Şimdi oldu mu abi? Şimdi abi yılı çıkarmak için de 360 ile böleceğiz. Doğru. Burası tamam mıyız? Tamam. Bir gün 24 saat. Bir dakikada 60 dakika. Ha, Ustad diyor ki Ramazan'ın bir dakikası 1440 dakika kadar kıymetlidir. Tamam. Şimdi gelelim. Sen yaptın, ben şey yapıyorum. Bir saati 2 ay diyor. Bir saat 2 ay. Onu da başka kalemle yapayım. Şöyle. Bir saatin 2 ay. 2 ay kaç gündür? Öyle mi yaptın sen? Abi 2 ay ben dakika olarak hesapladım. 86.400 dakika çıkıyor. Ha. 2 ay. O zaman 2 ay kaç bin? 86.000. 86.000. 400 dakika. 400 dakika ediyor. Nasıl bulunur? Bu da 1440 saat yapıyor bu dakikada. Ha. Yani 1440. Bu da 60 çarpı 1440 saat. Saat ediyor. Yani 1 saat 1440 saate çıkmış. Ha, o zaman abiler şu Ramazan'ın 1 saati. Ramazan'ın 1 saati nasıl ki 1 saat tefekkür, 1000 sene nafile ibadetten evladır. Ramazan'ın 1 saati 1440 saat kadar kıymetlidir. Tamam? Yani gün 24 saat kabul edilirse aya çarpıyorsun 30'da, 2 aya çarpıyorsun yani yaptın. Yani 2 ayda toplam şu kadar dakika varmış. Bu kolay mı? 86. Ha, sen bu kadar dakika acaba kaç saat yapar? Ne yaptın? Nereye böldün? 60 dakika. Ha, bunu böyle yaparlar. 60. Yani 86.400'ü bölü 60. Sıfırlar gider. Ne yapar bu? 6'da bir tane var. 6. İlkokul gibi yapıyorum ha. 2 de yok. 6'da. 26'da 6 kere 4 24 yapar. 2 arttı. Yine 4 çıktı. Yine 4 çıktı. Gene 4, 24 yapar. O zaman 0, 0, buraya bir 0 koyuyorsun. Tamam? Şimdi oturmasını istiyorum. Buraya kadar tamamız. Ha, bir günü de yaptık. Değil mi bir günü? Yaptık mı bir günü? Orada yapmadık tabii. 1440 gün yapıyor, o da 4 saat. Ha, o zaman tamam, şimdi günü de yapalım. Şimdi günü de nerede yapayım?
Şöyle yapayım. Bir gün kaç sene diyor? Seneler diyor, demiyor. Ha, bir gün için birkaç sene diyor. He. Birkaç sene. Onu nasıl bulacaksın onu? Şimdi ben Üstad orada 1440, onu da söyleyecektim. 1440 ikisinde kullanmış ama günde kullanmamış. Ben buna baktım şimdi. Heh. Şimdi bir dakikada muvaffak insan olabilir. Mesela bir dakika kitap okuyabilir. Tamam. Yani bir saatte de olabilir. Mesela bir saat hiç durmadan kitap okuyabilir ya da bir cüz okuyabilir mesela. Bir saatte okur. Bir saatte namaz kılar yani. Hiç, yani şey birisi. Ama şimdi bir günde muvaffak olmak çok zor yani. Yani ya illa ya abdeste gidecek ya yani bir gidecek. Saati dolu dolu olur, bir saniyesi dolu dolu olur ama koca bir günü dolu dolu olmaz. Belki yatıyordur. Yani onun için üstad birkaç sene demiş. 4 sene sarış söylememiş. Eğer muvaffak olabilirse bir gün 24 saatinde 1440 güne kadar yani 4 seneye kadar çıkabiliyor. Ha yani. Şu. Eğer içi hep dolu olsa yani Ramazan'ın her dakikasını, her saatini hep dolu yaşasak. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaç saat yapar bu? 1440 saat abi. 1440 saat. 40 saat. Yapıyor. Yani şu. 60'a böldük ya, o da bir dakikada 60 dakika ya. Biz 1 saat 60 dakika. Bunu böldük. 1440, o da günü seneye bölsek. Abi onu bu seneye bölsek 360'a bölürseniz kaça böleceğiz bunu? 360 abi. Üstad Hazretleri bana yine bir hesap yapıyor. Bunu 360'a mı böldün? Evet abi. Yani evet, bunu kaça diyelim ki 360 bir senede. Yani abi üstad onun için 2 ay diyor. Yani 60 gün. 60 gün mü ya? 60 gün, 2 ay. Ha 2 ay yapıyor şu. 2 ay. O 1 saat 2 ay tekabül ediyor. Ha 2 ay şu. O zaman fazla yapmayacaksın. O zaman 60 gün. Şurada 2 ay dediği için. Hani şey 24'e böldüğümüz zaman abi 24'e 60 gün çıkıyor. Yani 24 saat. 2 ay değil mi? 1440'a 24 saate böldüğümüzde 60 gün çıkıyor. Yok ha 24. Bir gün 24 saat. Aha, çok bölerse. 1 saati 24'e böldüğümüzde 60 gün çıkıyor. O zaman şu 24'e böleceğiz bunu. 24, 60 saat mi çıkıyor? 60 gün çıkıyor. 60 gün, ha gün. Tam 2 ay. 2 ay. Bu da 2 ay. Böyle bulunmuş. Bu 24'e niye döndü? Yani kaç gün, üstad burada 2 ay demiş ya, gün olarak 2 ay çıkıyor yani, ha, 60 gün. Bir gün kaç saat? 24 saat. 24 saat ama burada 2 ay demiş. İşte biz ilk başta şey bulduk. 1440 saati anlamak için. Ama üstad burada veciz söylemiş yani açık söylememiş. Bak şimdi bu 24'e niye böldük biliyor musun abiler? Bir gün 24 saat olduğu için. Bir gün 24 saat olduğu için çıkan saati acaba yani bu kadar saat çıktı. Güne ne düşer? 2 ay düşer. Yani üstad veciz söylemiş abi. Bu şekilde ayrıntıya girmemiş. Yani ama isteyen tabi hesapladığında çıkıyor yani bu ama şeyde. Şey ustad böyle şeyleri kafasını koymuş hangi hesabı yaptı ya öyle bir dakika zarfında yaptı. Dünyanın gene barlada ömrünü, kainatın ömrünü böyle koymuş, parmaklarını böyle oynatmış 126 milyar sene dedi. Evet. Hatırladınız mı? Hatırada şöyle yazıyor. Ustada şekercana geliyorlar. Ne isterseniz sorun var ya tabelasında. Ondan sonra işte kainatın ömrünü soruyorlar. O hadis-i şerifi vesaire var ya Kastamonu'daki. Şöyle yapıyor usta kafasını koyuyor. Şöyle parmaklarını oynatmış, dakika sürmüş. Demiş ki 126 milyar sene kainatın ömrü, dünyanın ömrü 7000 sene diyor. İnsanın ömrü 6000 küsur sene. İnsanın ömrü ne kadar? İnsanın ömrü 7000 abi. İnsanın ömrü 7000 abi. Ha insanın ömrü 7000 sene. Dünyanın ömrü 126 milyar. Kainatın ömrü de var orada. Bak ya. Kainatın ömrü, dünyanın ömrü, insanın ömrü 200 bin sene. Dünyanın ömrü 200 bin sene, insanın ömrü 7000 sene. Kainatın ömrü 126 milyar sene.
Tamam, buldunuz mu? Sonuç. Haşiyede ne diyor haşiyede? Bir dakika zarfında şey yapıldı diyor hesap. Kaçıncı sayfa itibarla? 326. Bak 326, bak oradayım. Bak arkadaşlar bak. Bu hesap Şamlı Hafız Kuloğlu'nun Mustafa ve arkadaş Abdullah Said şahadeti bir dakika zarfında ezber yapılmıştır. Bak burada ömürleri söylüyor abi. 126 milyar sene kainatın 7000 sene insanın 200 bin sene olacak. Dünyanın ömrü olacak. Bakayım nerede? Şu anda nevi insanın ömrü 7000 sene. Bak yukarıda. Nevi insanın ömrü 7000 sene. Eyyamu malume-i arziye ile olsa. Küre-i arzın hayata menşe olduğu zamandan harabiyetine kadar eyyamu şemsiye ile 200 bin sene geçer. Dünyanın canlıya mesken oldu. Dünya canlıya başlangıç oldu. Canlılara 200 bin sene. İnsanın ömrü 7 bin sene. Kainatın ömrü 126 milyar sene. Şimdi niçin açıldım? Ustad şey için dedim. Hiçbirisini böyle ortalama değil. Bayağı yapmış hesap. Ben de kalktım bir insanın ömrü ne kadar nerelerde geçiyor diye. Sırf günde iki defa yemeğe otursa adam. Günde iki defa. Yani yemek yese, kalksa, yemek yapma, bulaşık yıkama olmasa, günde iki defa da yese, 60 sene yaşayan bir insanın yemekle geçen ömrü 7,5 sene. Tuvalete her gün iki defa gitse, her girişte 5 dakika verse, 60 senede tuvalete geçen ömrü 150 gündür. Böyle hesap ettim. Şunu bunu çıkarttım, yaptım. İnsan değerlendirebileceği boşluk zamanı, yani bize ibadet yapacağımız toplam ömrümüzde bunu çağını çık. Geceyi çık, banyoyu çık, yemek yapmaya çık vesaire. Bir sene 8 ay kalıyor. Değerlendirilecek zaman 1 sene 8 ay askerlik. Ben 18 ay yaptım askerlik. 18 ay çıkıyor. Şimdi gelelim, bir daha ben şey yapayım. Ben şöyle bir haşe... Gel buraya, anlat yani. Bu temel anlaşılacak, sonra onun üzerine bineceğiz. Acelemiz yok yani. Şuradan geç. Gel. Şuraya abi, nokta böyle. Hani 4 seneyi bulma için abi. 4 seneyi, ha. Evet abi. Mesela dedi abi, 1440 şöyle. Sen yok, geç, gel ben bakarım. 1440 dakika, bir gündeki dakika dediğine geliyor abi. Şimdi bir günde 1440 dakika var. Bir dakika günde. Var abi. Üstad Hazretleri az önce okuduğunuz yerde barla 326'da diyor ki abi sene hesabını 360 olarak almış. Yani bir senede 360 gün hesabıyla hesaplanmış. Yani bir senede bunu bulmak için abi 360'a bölerseniz abi zaten 4 sene çıkıyor abi. Bu 4 çıkıyor abi. Gördün 4 mi? Kere şey yapıyor yani 4 sene. Zaten o hesabı ben de 360'a göre aldım. Yani şunu yazmaz için dedim. Ha çok iyi. Bu bizim yani. Yaptığım uzun yol oldu. Evet. 60'a böldük. Sonradan onu da tekrar başka bir şeye böldük. 60'a, 24'e böldük. İbrahim kestim yaptı. Tamam. Ha bir dakika. Bir de anla. Bir günde 1440 dakika var. Evet abi. Senede yani ne yapar? 360 günde ne kadar sene eder? 4 sene yapar. Bu bir sene. Bu dakika cins şey olduğu için bu güne bu 4 sene yapıyormuş. Demek ki 1440 dakika 4 seneye tekabül ediyormuş. Biz bildiğimiz Ramazan şey değil bu. Bu sadece Ramazan ay için geçer. Hani Leyla-i Kadir için değil yani. Yok. Ya buradaki hesaplar Ramazan için geçer. Leyla-i Kadir girerse işler değişiyor. Bin aydan ayarladınız. Hadi bakalım devam et. Buraya kadar tamam. Anladık işte. Tahir anladın mı? Elhamdülillah. Yusuf bakıyor musun abi? Yani anlamanızı istiyorum. Üstad 3 tane şey koydu. Dakika, saat, gün. Dakika, günde dakika var. Bir saat var, bir de gün var. Ramazan 30 gündür. 24 saattir bir gün. Bir dakika da 60. Yani bir dakika kaç eder günde? 1440 dakika.
Şimdi onu bereketlendiriyor. 24. sözde geçiyordu değil mi? Diyor ki 24. sözde he. Mesela şu diyor, ihlası okursa şu kadar Kur'an kadardır. Yani bereketlenme şekliyle olursa bu bereketsiz, normal okunsa bu diye. Neyse tamam. Geçelim. Bu zaten ta Peygamber Efendimiz'den beri bilinen bir şey. Çünkü ayet var. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır diye. Kadir Suresi'nin 3. ayeti. Bin ay kaç sene yapıyor? 83 sene. Bir ayda bu 360 gün hesabına göre 83 yıl 4 ay yapıyor. Ama Üstad Barla'da şöyle bir şey, yani bu zaten bilinen bir şey. Leyla Kadir olduğu için 80 küsür seneden daha fazla, daha hayırlı yani. Bu bilinen bir şey ama Üstad Hussi olarak bir şey söylüyor. Şehri Ramazan Leyla Kadir'i ihata ettiği için, yani aslında Üstad'ın böyle söylemek istediği Leyla Kadir değil yani. Üstad Şehri Ramazan nazara veriyor. Şehri Ramazan Leyla Kadir'i ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyla Kadir'dir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Bin sene değil abi, bin ömür. Yani ne kadar ömrü varsa onun bin katı kadar ömrüne ömür eklenir. Harika bir şey yaptı biliyor musun tespit? Yani bin sene sana verilmiyor. Mesela şöyle diyelim. Bir insan 63 sene yaşasa, bulu çağı 15 sene çıkartsak, 60 düz yapalım ya. 65 sene yaşasa, bulu çağı da 15'te, 65'ten 15 çıksa 50. 50 sene oruç tutsa, yani 50 sene de Ramazan'ı tutsa. Bir Ramazan bu adam şey normal 65 sene yaşadı ya. Onun 65 tane bin ediyor. Öyle evet. Yani 65 tane, hani bin tane şey ömür veriliyor. Yani hangi ömür ama? Ramazansız şey ömür. Yok yok, ne kadar, kaç sene ortalama? Galip bir ömür peygamberimizin aldın. Yani Üstad ömür saadet diyor 63 sene için. 63 seneyi eğer Üstad'ın dediği şekilde yani 1440'la tam muvaffak olursa 1440 katı geldiği için 63 sene 1440'la 90.720 sene ömrüne ömür ekleniyor. Yani 63 sene artı 90.720 sene. Ama Üstad tam muvaffak olamayacağı için birkaç sene demiş burada. Yani her zaman her anda muvaffak olmak çok zor olduğu için. Onun için zaten muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Yani bin ömür katabilir eğer çalışırsa. Ne katıyor bak? Ömrüne bin ömür yapıyor. Bin ömür. Yani, yaşamış gibi. Evet abi. 63 seneye 63 bin sene ömür katıyor. Yani. Mesela bugün ben şey misal vereyim kendime. Ben 59 yaşındayım. 59 sene bir kabul edersen. Ramazan eğer ben muvaffak olsam 1000 tane 59. 59 bin ömür eklenmiş olur. He. 1000 tane 59. Çarpma daha. Ben 59 yaşındayım. Fiilen gösteririm resim. Eğer bu Ramazan'da muvaffak olursan 1000 sene ömür veriliyordu bir Ramazan'a. Ömrüne 1000 sene katar diyor. Ömrüne. Şey, öyle mi diyor? Evet abi. Okur musun abi? Muvaffak olan ömrüne 1000 ömür katar. Ömür katar. Sene katar demiyor. Ömrüne ömür katar. Ben ömrümü 59. Bu Ramazan'a muvaffak oldum. Benim tam 1000 tane 59 tane 1000 çarpı 59 ömrüm oluyor. Galip bir ömür insanlarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam alırsak, 63 sene alsak, 1000 de kaça denk geliyordu? 63 bin. Ama tam muvaffak olursa bu şekilde oluyor abi. 1440 ile çarparız eğer tam muvaffak olursa. 1440 şey değil mi? 1000 yazsaydık ona. 1000 yazsaydık 63 bin. O öyle olması lazım. Ben bu şey var ya abi, tam muvaffak olursa ben ona göre şey yaptım yani. En azami böyle olabilir yani. Ha 4000 demiş yaptın. En azami 1440 olur, o da... Ha şöyle bir yapalım beraber, dur. Ömrüm 63. 1000 tane 63 verecekler. 63 bin, 63 2, 63 3, 64, 63 5. Kaç tane 63 verecekler bu Ramazan'da? 1000 tane. 1000 tane 63 ne yapar? 1000 tane. 1000 ömür. Ömür verileceğinden
63 bin ömür verilecek bu ayda, şey, bu Ramazan, ayda diyelim Ramazan. Aynen. Peki bu en düşüğü, tam muvaffak olursa, bu ortalama abi, üstad dedi ortalama yani. Bu ortalama, yani ama yani, tam muvaffak olursa, tam muvaffak olursa, he, çarpı 1440 yapacağız abi. Buna tam olursa çarpı kaç? 1440. 1440'ı neyle çarpacağız? 63 ile çarptığımızda abi 90.720 sene. 90.720 sene ömür verilecek bir Ramazan'da bu kadar ömür verilecekse, ama ya Rabbi, 50 senede oruçla geçen bir Müslüman, 50 sene. Ben bir soru sorsam abi. Sonra. Avamca sorayım. Avam buna nasıl muvaffak olacak? Ha. nasıl muvaffak olacak? Yani, muvaffaktan bahsediyoruz ya abi. Ha, tam muvaffak. Arkadaşlar herkes kafasını çalıştırsın. Yani avam derken biz normal nur talebeleri. Ha, avam olsun, avam yani, olsun. Nur talebesi de olabilir, dışarıdaki bir vatandaş da olabilir. Tamam. Adam çalışıyor. Tam muvaffak olamadık bak. İçtimaiyette gidiyor, çalışıyor. Bu yoksa. İlgileniyor. Evet. Bu tam muvaffak değilse. Yani. Muvaffak oldu ama tam olmadı. Oruç tutmak muvaffaktır. Yani. Tam içini doldurmak. Orucun yani, içini. Ne yapması lazım? Orucun içini doldurursa gaflet mafret böyle video şunu sonra haram haram olmayacak. Tam böyle muvaffak olmak bu. Tam değil de muvaffak olsa şu olur. Evet. 63 bin ömür verilecek. Tam muvaffak olursa 90 bin. Ha. Şimdi tam muvaffak olmak için ne yapmak lazım? Ne hatırınıza geliyor? Ramazan Risalesi'nde orucun ekmeğini söylüyor ya abi. Ha, ne diyor abi? Genel manadaki tabir olarak orucun ekmeği. Diyor ya abi. Orucun ekmeği yani kemal manada oruç. Tamam. Mide gibi bütün kulak duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazatı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. He. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Harika. Demek ki... Bu avam cihetiyle ama bir nur talebesine bakıldığı zaman Üstad Hazretleri Kastamonu yakasında İştirak amel uhrevi düsturun nazara veriyor. Harika. Sokakta bir Müslüman midesini oruç tutturduğu gibi yani, gözüne, kulağına, diline, eline oruç tutturacak. Malayaniyat. Başka ne sayıyordu abi? Bir şey. Yalan. Gıybet. Malayani. Dilini yalandan. Bir dakika. Dilini yalandan. Gıybetten. Galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmaktır. Tamam. Yalan, gıybet, galis tabire. Diline oruç tutturduk. Bu üç tane. Ve o ilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Tamam. Gözünü namahreme bakmaktan, kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağına hak söze, Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazatı da bir nevi oruç tutturmaktır. Tamam. Şimdi nur talebesi olursa, nur talebesinin avamı olursa, bizim gibi yani, avam. Şimdi abi biz mesela diyelim ki buradaki kardeşler bir şeye çıkmıyor fazla. İçtimaiye de çıkmıyor. Değil mi abi? Ama avam şeye gidiyor, çalışmaya gidiyor. Nur talebesi çalışmaya gidiyor. O nasıl olacak abiler? Değil mi? Biraz önce söyledin, onu okur musun? İştirak amali uhrevi abi. Evet. O da yapamıyor ama yapanlarla beraber olacak. Bir de şey diyor abi, hani 144-148'de miydi takva meselesinde? İşte o. İçtinab-ı kebair niyetiyle. Bir de aklıma benim o geldi herhalde, bilmiyorum. Evet. Meniyattan ve günahtan içtinab etmiş. Şurada abi bak. Okur musun abi? Mübarek Ramazan'ın Leyli-i Kadir'i sırrıyla 83 sene bin, 83 sene bir ömür manevi kazandırması sırrı hikmetiyle Risale-i Nur'un şakitlerindeki sırrı ihlasla tesanüt ve iştiraka amali uhrevi düsturuyla
her bir sadık şakir o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delili budur ki bu daire içinde 40 bin belki 100 bin halis hakiki müminlerin içinde hakikati veli kadri elde edecek bir iki 10-20 değil belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kabidir diyor. Bir nur talebesi yakalasa, bir tanesi yakalasa bu işi hepsine mal oluyor. O zaman nur talebelerin avamı, yani içtimaiyatta bulunup da başka ille bulunan avam değil, halisler de var da. Avam derken böyle haftada ders geliyor, taraftar işte namaz kılıyor. Dost da, nur talebe mektubatta diyor, dost, kardeş, talebe falan. Dost namazı kılıyor, bidat da kefere zıt. Ondan sonra derslere de geliyor. Bu adam ne yapacak? Taraftar oldu mu, o da istedar oluyor. O da şey şahsı manevinin kıymeti, emniyeti. Şey, evet, şahsı maneviyle alıyor. Başka yok. Hadi asgari 90 bin alalım, sonra geçelim konuya. Hadi. Şimdi evet. Üstad dedi ki, kendisi ömür içinde bir leyleğe kadirdir ki, muvaffak olan ömrüne bin ömür katar. Yani muvaffak olan derken, yani bir insan olabileceği, yani elinden gelebileceği, muvaffak olduğu kadar bin ömürdür yani ortalama. Ama buradaki sır, üstad ondan sonra devamında bu sırrı söylüyor. Bu sır, bu 1440 katı olduğu için, bu bin ömür. Bin ömür diyor, bu da sır. 1440 da sır. Yani bu nasıl olacak? Sır yani. Niye böyle bir şey var? Bu 1440 katı olduğu için. Ama ilk başta üstad diyor ki, olanın ömrüne bin ömür katar. Yani genelde bir insan, yani bir Ramazan 30 günün hepsine gece gündüz muvaffak olamaz. Olamaz. Ama ortalama olarak 1000 sene tekabül edecek kısmına muvaffak olur yani. Zaten üstad burada şey var, kadirin şeyi zaten, Leyla-i Kadir'in kıymeti zaten belli. Ayette 1000 aydan daha hayırlı demiş. Üstadım burada noktayı nazar, yani dikkat çekmek istediği yer, Ramazan'ın buradaki ehemmiyeti abi. Buradaki Ramazan'ın ehemmiyeti, eğer muvaffak olursa diyor, ömrüne 1000 ömür katar. Yani o da ömrü şeyden, ömrü saadet dedi Peygamber Efendimiz'in ömründen yaparsak 63 bin sene. Şimdi ömürde şehir Ramazan dedi. Ömürde şehir Ramazan'ı hesapladık. 63 bin sene ortalama. Üstadım yani dedi. Şu, gelsene şunu anlat. Bak ömür. Ömürde şehir Ramazan. Kadir. İçinde, ömrümüzün içinde Ramazan var. Ramazan içinde de Leyla-i Kadir var. Leyla-i Kadir'in içinde de Kur'an var. Ha böyle. Ömür içinde bu seneki Ramazan. Ömür içinde Şehir Ramazan Leyla-i Kadir gibi olduğu için abi. Ha Leyla-i Kadir gibiymiş. Demek ki Ramazan Leyla-i Kadir gibiymiş. Ömrün. Bu Leyla-i Kadir gibi olduğunu üstad söylüyor. Başka bir yerde yok yani. Şehir Ramazan Leyla-i Kadir gibi olduğu için 1440 katına yapılan her hayır hasene 1440 katına çıkıyor. O da üstad ortalama muvaffak olunabilecek sayı bu. 63 bin sene ömre tekabül ediyor. Yani eğer muvaffak olabilirse bir insan, Leyla-i Kadir gibi olduğu için 63 bin sene bir ömür kazanabilir yani. Şimdi 63 bin sene Şehir Ramazan'da kazandı yani, Leyla-i Kadir gibi olduğu için. Şimdi ömürde Leyla-i Kadir, Şehir Ramazan olduğu gibi, Şehir Ramazan içinde de hususi bir Leyla-i Kadir var. Ha, daire var. Ha. Ömürde Ramazan'da Kadir gecesi. Ramazan'da Kadir gecesi. Şehir Ramazan'da Leyla-i Kadir var. Yani Leyla-i Kadir'in içinde bir Leyla-i Kadir var. Şimdi bu Leyla-i Kadir için ayette diyor ki, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Şimdi ömür içinde eğer Şehir Ramazan'a muvaffak olabilirse, 63 sene yaşayacak birisi, yani diyelim Peygamber Efendimiz'in ömrü, 63 bin sene ömrü baki kazandı. 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 Şimdi bu Ramazan içinde bir de Leyla-i Kadir'e muvaffak olabilirse bu Kadir gecesine, bin de oldu. Bu da 83 yıl 4 ay yapıyor. Bir de buradan 83 yıl 4 ay kazandı yani. Oo, 83 bin. 83 yıl abi. Bu bin ay 83 yıl 4 ay. 83 yıl. Yani kendi ömründen yani en az bir insanın ömrü kadar ömür kazanmış oluyor bir gecede. Ha, o zaman şu dur. Ömür yaşıyoruz. Ömür yaşadık, geldi Ramazan geldi. Ömrümüzün içerisinde şu anda Ramazan'ı yaşıyoruz, oruçuz. Ömür içinde Ramazan ne demektir? Ramazan içerisindeki Leyla-i Kadir gibidir. Yani Ramazan'da Leyla-i Kadir, yani Ramazan'ı Ramazan yapan nedir? Kadir gecesidir. Evet.
Kadir Gecesi'nin Kadir Gecesi yapan nedir? Kur'an'dır. Kur'an'dır. Kur'an'ı kaldırırsanız, inmemiş kabul edin, Kadir Gecesi yoktur. Yok. Kadir Gecesi yoksa Ramazan yoktur. Ramazan yoksa ömür yaşanmamış gibidir. Yaşanmamış. Geçmiş olsun. Oruç tutmayan insan yaşamamış mı? Evet, yaşamamış oluyor. Boş. Ters geliyor. Bunu demek istemiyordum ama öyle. Bir daha. Şimdi Kur'an inmesine bir bayram yapmış Allah. Kur'an'a. Dedi ki Kur'an'ı indirdim. O geceyi ben Kadir Gecesi yaptım. Onu da sarmaladım. Ramazan'la. Onu da ömrün içine koydum. Şimdi eğer ömürde Ramazan yoksa, bak gidiyorum. Ömründe Ramazan yoksa, tutmamışsa. Dolayısıyla bu adam Kadir Gecesi de onda yok. Yok. Kadir Gecesi de olmadığı için Kur'an da yoktur. Kur'an da yok. Bu adam yaşamamış. Kur'an inmemiş buna, Kadir Gecesi olmamış, Ramazan'ı olmadığı için ömürde yaşanmamıştır. Namaz bahsinde diyor abi, evet. Namazı kılmazsan diyor, o gün evet. Senin boş geçti diyor. Ha, şimdi bir daha başka şey yapayım, bir daha. Kadir Gecesi'nin Kadir Gecesi yapan Kur'an'ın inmesidir. Kur'an indiği için Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi niye denmiş? Kur'an indiği için. Tamam. Kur'an indiği için Kadir Gecedir. Kadir Gecesi olduğu için Ramazan'dır. Ramazan olduğu için ömür, ömürdür. Yaşanmıştır. Ramazan yoksa yaşanmamıştır. Niçin? Nereden çıkarıyoruz? Kur'an inmemişse Kadir Gecesi yoktur. Kadir Gecesi yoksa Ramazan yoktur. Yani. Ramazan yoksa ömür yoktur. Yaşanmamış. Geçmiş olsun. Ömür bitti. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi bir daha yok. Onun için ömür bak içine şey yaptı. Ramazan şair İslami'nin en şeyindendir diyor. Ne diyor? Azamlar. En azamlarındadır. Son hududdur. Ramazanı yoksa bu adamın İslamiyet'le bir alakası kalmamış. Evet. Namaz içinde mi yok? Şair İslamiye'nin en azamlarındandır. Orucu toplumsal bir ibadettir. Namazı gizleyebilirsin, orucu gizleyemezsin. Şair İslamiye'nin en azamlarındandır. Orucu yoksa bu adam bitmiş. Yani şair İslamiye'nin son çizgisidir. Orucu yoksa bunu İslam'la, çünkü İslam itikat değil. Namaza inanmak değil, oruca inanmak değil, haca inanmak değil. Orucu tutmak, namazı kılmak, gitmek, haca, vermek zekat. Ama iman esaslar şeydir, inanmak. Şimdi sen devam et. Bunu anlatıyorduk değil mi? Evet abi. Şimdi Şehri Ramazan Leyla'ya Kadir gibi olduğu için Üstad diyor ki 1440'la çarpılır her yaptığı şey, hasenat, sevap. Of. 1440'la. Şehri Ramazan'da da Leyla'ya Kadir olduğu için Leyla'ya Kadir de Kadir Gecesi'nde 29.500'e çarpılıyor. Niçin 29.000'si? Ha 83 ile... Ayette diyor abi. Ha bir dakika, 83 ile ne hesap yapıyorsun? 1440'dır değil mi? Yok abi, bin aydan daha hayırlıdır diyor ya. Bin ay. O gece için. Ben bunun hesabını yaptım. Neyle neyi çarptığın hesabını görmek şuradan istiyorum. Orada yapayım. Leyla'ya Kadir'e bir gün dedim abi. Çünkü bu bazı gecelerde Kadir Gecesi de ona dahil. Hı. Günüyle gecesi birdir diyor yani. Hı. Burada gecesi diyor ama günüyle gecesi birdir diyor. Hı. Şimdi Leyla'ya Kadir bir gün. Ayette diyor ki bin aydan daha hayırlıdır. Hı. Şimdi bin ay Hicri takvime göre 29.500 gün. Gün mü diyor? Gün ediyor abi. Hı. Yani Leyla-i Kadir'de yani bir sevap işlediği zaman 29.500 de çarpılıyor. 29.500 şey mi diyor? Katı. 29.500 nedir? Ne sayısı bir de söyle. 29.500 abi şey. Ay mı? Sevabın sayı mı? Hayır. Kat, oran yani buradaki oran. Hı. Mesela bir gün Leyla-i Kadir 1000 aya tekabül ediyor. Yani Leyla-i Kadir'de diyelim bir sevap var. Yani 1000 aydaki karşılığı 29.500 sevap. 29.500'ü nereden buldun diye soruyorum. Abi şimdi 1000 ay, onu şey yapayım, yazayım. Ama şuraya kenar yazalım. Tamam. Üstad, her bir harfi 30.000 demiyor mu? He, en az. 83 sene ediyor. Bu 29.000 dedi de 83.000. 83 yıl. 30 bin. He? Şimdi abi şöyle yap. Orada yapalım boşuna.
bir gün şimdi 1000 ay 30 bin diyelim, tamam abi 30 bin diyelim. 1000 ay 30 gün olduğu için 1000 çarpı 30 30 bin. 30 bin. 30 bin. 30 bin. Şimdi 30 bin gün abi. Tamam mı? Şimdi bir gün, yani mesela bir gün Leyla-i Kadir 30 bin güne eşit. Tamam. Şimdi Leyla-i Kadir'deki bir sevap 30 bin sevaba eşit. Çarpılır. 30 bin katına çıkıyor yani. Çakını. Ha, o 29 öyle mi çıktı? Ha, ben öyle çıkardım abi. Çarptın. 29.500. Ama üstadın hesabına göre, 360 gün hesabına göre böyle çıkıyor yani. 30 bin. Şeye göre de 29.500 çıkıyor yani. Ha, 30 bin böyle yap böyle. 30 bin. Tamam, böyle yaparsak 30 bin abi. Leyla-i Kadir'de bir sevap işlediğinde 30 bin sevap işlemiş oluyor. Çünkü üstad kendisi söylüyor 30 bindir. Evet, evet abi. Yani Kadir gecesinde bir hasene 30 bin. Onun için 29 bin niye çıkarttın? Niye aşağıya gidiyorsun? Ben de matematiği sevmedim çünkü bana yüksek düşürmedim. Düşürdün yani. Tamam abi, o zaman şöyle. 30 bin. Çünkü ustad diyor 30 bin. Evet, evet olsun. Şimdi abi şöyle şey var. Şimdi normalde eski ümmetlerde bir sevap bir sevaptı. Bir sevap. Allah Allah. Bir sevaptı. Medya yoktu ya, videolarla bozulmadıkları için bir sevap bir sevap. Evet. Bir günah bir günah. Şimdi ise. Ama ümmet-i Muhammed abi bir, en az 10'dan başlıyor. En az 10 sevap. Yani normal günde Allah desen dik üstünde beraber 5 50. Yani bir sevap en az 10 Muhammed ümmetine ait. Evet abi. Tahrip çok olduğu için. Sonra üstad diyor ki ömürde Şehri Ramazan Leyla-i Kadir gibi olduğu için diyor 1440 katına çıkar. Of. Bunda Şehri Ramazan'da bir sevap. Bir sevap, yaz onu. Bak, bir üstüne yaz. Bir sevap. Sonucu yazınca benim kafam çalışmıyor bizim. Bir sevap, ha. Değil mi ilahiyatçı? Çünkü sonucu yazıyor bizim. Demek ki bir Ramazan'da sevap. Bir sevap, 1440 sevap ediyor. Evet abi, 1440 katına. Yine aynı bir sevap, Leyla-i Kadir'de. Kadir gecesi, Kadir gününde. Şimdi daha katlanacak. Neyle neyi çarpacaksın? Allah Allah. Furkan, anladın mı abi? Anlamaya çalışıyorum abi. Ama yani bu ay ata yapmayacaksın. Yapmayacağız abi. Yani ruhlar mezarlığına girmeyeceğiz. Adamlar kendileri demiş utanmadan ya. YouTube demek ruhlar mezarlığıymış. Hortlakların olduğu yer. 50 sene önce filmi çevirmiş kadın erkek. Bozmak veya tamir etmek. Toprak olmuş, şimdi hortlağa dolaşıyor. Hortlak. Hortlağı bozuyor veya düzeltiyor. Onun için YouTube'a ruhlar mezarlığı demiş Mesut. Kendileri demiş değil mi abi? Televizyona çocuk delirtme aleti demiş. Şimdi Kadir gecesi gelelim. Teneffüs ettik şimdi. Şimdi abi. Kadir gecesinde bin aydan hayırlı dediği için bir sevap 30 bin sevap. 30 bin katına çıkıyor. Doğru. Şimdi yine baştan geldiğimiz zaman normalde bir sevap ümmeti Muhammed'in olduğumuz için 10 katına çıktı. Tamam. Şehri Ramazan'da olduğu için 1440 katına çıktı. Leyla-i Kadir'de o Kadir gecesinde olduğu için 30 bin katına çıktı. Çarp abi 1430'u 30 binle. 1430. Onu ne yapacağız abi? Çünkü o Kadir gecesinin de bir çekirdek gibiymiş. Kadir gecesine muvaffak olan Ramazan'ı komple Kadir gecesi hükmüne oluyor. Yani onu. Biliyor muydunuz? Mayalıyormuş onu. O zaman şöyle 1400. Anladın mı? Anladın değil mi? Bak şimdi. Kadir gecesi bilgisi yakalarsa, Kadir gecesine muvaffak olduğu gibi mesela Kadir gecesine muvaffak olmak demek dünkü günle bugünkü günü diyor ya Leyla'ydı. Yani mazi ve mustakbeli ihata etmiş bir ruh olursa her Ramazan'ın her gecesi Kadir gecesi oluyor. Niye? Kadir ismine mazhar olduğu için. Her günü olma ihtimali olur denmiş ya. Evet, olur. Her gün. Ozan'la bakılırsa. Ama bir Ozan'la bakılırsa zaten her akşam bu olur diye medreseler yatmıyor. Yani o zaman sanki her gece Kadir gecesi gibi yapıyor. Kadir gecesi acaba gibi. Acaba Cenab-ı Hak bu yüzden mi diyor bu sırdan dolayı? Orucun mükafatını ben vereceğim yani. Orucun mükafatı için ne diyor? Hiçbir amel için demiyor. Oruç için diyor ki katımızdadır. Niye belirli değildir? Haşir meydan. Ben
benim varabildiğim şey niye değildir yani her şey belirli bir miktar söylenmiş. Bir asene 10 tanedir diyor. Kadir gecesi şu kadar 30 bindir diyor. Ama Ramazan'ın kendisinin sevabı yok. Yani belirli bir sevabı yok. Ne demiş? Katımızdadır. Ne demek katımızdadır? Bunu iz takip ettim. Şu Tahir. Haşi meydanında ne kadar ihtiyacın var? 15 bin ton. Senin Ramazan 15 bin ton sayıyorum. Senin Resul'e kadar 20 bin ton ihtiyacın var sevaba. Seni 20 bin sayıyorum. Yani muayyen değil. Çünkü kafirler de vesaire de itiraz etmesin diye, ad ismine de ters düşmesin diye duyanda da zaten söylemiş. Demiş ki katımızdadır. Ben belirlemedim. O zaman Allah orada kendisine göre belirliyor. Yani niye çoğaltıyorsun denilirse Allah rahmetini gadabını aşmış olduğunu söylüyor. Rahmeti gadap ne kadar büyük olursa olsun, cehennem ne kadar büyük olursa olsun cennetten büyük olamaz. Cehennemi de ihata etmiştir cennet. Çünkü rahmetim gadabımı geçti diyor, ihata etti. Cennetin içindedir gene o, hudutları içindedir. O zaman katımızdadır deyince. Eğer Kadir Gecesi'ne tevafuk ederse, yani Kadir Gecesi'ni de ihya ederse. İhya ettiği kadar ya da diyelim. Yani tam muvaffak olduğu zaman 30 binle çarpılıyor. Eğer Leyle-i Kadir'e tam muvaffak olan birisi 43 milyon 200 bin sevap alıyor. Of. 43 milyon. Bir kişi. Bir daha bu şey için yani gece derken şey değil yani. Mesela diyelim bir dakika. Bir dakikayı ihya etti diyelim Leyla Kadir'de. Bir dakika. Bir dakikayı ihya etti. Şehri Ramazan olduğu için 1440 katına zaten çıkıyordu. Otomatik çıktı. 1440 katına çıktı. Bir de Kadir bu Leyla Kadir'de olduğu için 30 binle çarpılıyor. Bir saat ihya etse 1440 saat yapar Şehri Ramazan olduğu için. Kadir gecesi olduğu için 30 binle çarpılır. Ha o zaman? Bir saat 43 milyon 200 bin saat yapar abi. Of. Vay. Yani o zaman cehenneme gitmek çok zor. Değil mi? Cehenneme gitmek çok zor. Bir tanesi dedi ki, ya bir Kadir gecesi mi var dedi. İyi edelim. Edemezsin işte. Nasip olmaz. Sekeratta ben la ilahe illallah derim diyemezsin kardeşim. Yaşantında demedin ki. Kadir gecesi nasıl şey? Sen Ramazan'ı nasıl yapacaksın? Nasıl iyi edeceksin? Yok ki ruhta. Evet şu mübarek şey. Heh. Başka ne anlatacaktın abimize? Bir daha bir şu var. Mesela diyelim oruç olması 5-10 gece imsak var. 7.40'a kadar orucu tutman lazım yani. Akşam ezan okunana kadar hiçbir şey yapmamak. Bak burası bu da çok antik. Bu orucu tutman lazım yani. Yani imsak ile akşam namazına ha, kadar. 5'e 10 geceden 7.40'a kadar orucu tamamlaman lazım. Devam etmesi lazım. Ama şimdi üstad burada diyor ki yani böyle bir şey yok. Bir dakika olsa diyor, bir dakika olsa da olur mesela. Bir gün olmasına gerek yok. Bir dakika olsa o da çıkacak 1440 katına. Bir saat olsa o da çıkacak. Bir gün yapabilirsen, muvaffak olabilirsen o da 1440 katına çıkacak. Ne demek? Burayı anlamadım. Ya şimdi Mehmet abi sordu ya nasıl muvaffak olacak? He. Mesela yani üstad burada demiyor ki 30 günün 30'una 24 saatin hepsine muvaffak olacak. Ha 24 saatin 24 saati dolu dolu yaşa demiyor. Ha. Yani bu 1440 şartı için o yok yani. Diyor ki üstad, bir dakika olsa diyor o da yeter. Bir dakikayı yaşadın. Subhanallah. Bir dakika oradan oldu. Kurtarıyoruz abi. He ya. Elhamdülillah. İstimaiyedekiler kulak arçınlasın. Kardeşlerim. Allah Allah. Çalışıyor iş yerinde. Şu anda değil mi ya? Çalışıyor. Belki karışık çalışıyor. He. Bir dakika, 10 dakika namaz kılmaya gitti. Ha 10 dakika etti. 10 dakika çarpı 1440. Oruçlu halde namaz kıldı. Öğlen namazı kıldı. Of. İkindi namazı kıldı oruçlu halde. Öyle ya. Evet. Zaten o şeyden sıyrıldı yani. İçtimaiyatın o şeyinden. Bir de o içtimaiyatta olup da onu biz, da o, onun olduğu muvaffakiyetler olup da bizde olmayanlar var ha. Yani. Nedir biliyor musun? Zorluk biz şu anda orada. Yok o zorluğun dışında şu açık saçı karam yok bizde şimdi. Yani ama o terk ediyor. Orada onu diyorum abi. Terk ediyor ya. Bir günahı da terk etmek vacip. O da vacip de katlanacak. Yani gideceğiz gibi geliyor cennet. İnşallah. Zaten hadis abi oruçlunun uykusu da ibadettir diyor. Zaten oruç tuttuğu süre boyunca yani ibadetin içinde yani devamlı ibadetten yani, eğer haram günah işlemezse yani. Evet ya. Devamlı şeyde yani sevapta yani devamlı yükseliyor yani. Şeriatta mecellede şöyle bir kaydı var.
Mubahiyet esastır. Yani şu, haram olmayan her şey mubahtır. Haram olmayan her şey sevaptır, iyidir. Mesela oruçluyken tuvalete gittin, tuvalete gitmek haram mıdır? Yok, mubahtır, sevaptır. Sevap da olacak. Ya? Şükür. Çok şükür. Vay be. Başka ne anlatacaksın abi? Benim anladığım üstad bu karniyeti şeyden çıkarmış. Kadir suresinin 3. ayetinde diyor ya, Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Hı. Üstad bu karniyetten çıkarmış. Yani bu Ramazan ayı da o Kur'an indiği için, Leyla-i Kadir o ayın içinde olduğu için Şehr-i Ramazan da 1000 ömürden daha hayırlıdır diye üstad bu karniyeti çıkarmış yani. Onun için zaten böyle oldu yani. Yoksa olmaz yani. Ha üstad bu pergelin ucunu Kadir gecesini 1000 aydan hayırlıdırdan çıkarttı. Evet, o ayetin sırrı yani bu. Yani başka yerlerde diyor ya, bu ayetin sırrı diyor mesela. Bu mealden çıkmaz ama o sırdan yani üstad bu karniyeti yakalamış yani. Yoksa 1 dakika 1440 yani ben bunu hiç duymadım yani. Allah Allah. Daha önce hiç kimse söylememiş yani. Ben de duymadım da. O bu kadar hesap oldum, ben de yapmamıştım. Doktor kardeş sordu bunu da. Belki de şimdi de yayında. Bunu nereden çıkarttı diyor. Bu kanuniyet nedir diyor. 15. mektupta da kısmen buna değiniyor ya abi. Hissiyatı insaniye ruh seviyesine çıkarsa diyor. Bir de söyler misin? Kaçıncı mektup? 15. mektupta. Hissiyat insaniye. İnsaniye ruh seviyesine çıkarsa diyor. Dünkü Kadir gecesini bugünkü bayramla bir yaşar diyor. Bir 15... sene bana ona ulaşmak için bir sene dolaşmasına gerek yok. Yani 15. mektupta mıydı? Evet. Demek ki bunu doktor onun için soruyor. Doktor Kemal Bey. Diyor ki bu hesabın yani deprem bölgesi yani üssü neresi yani bu hesabın kaynağı nerede? Demek ki Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı olması esas alınarak bunlar yapılmış. Değil mi? Üstadın şeyi bu şekilde yani benim anladığım. Vay be. Allah Allah. Hakikaten bu asırda cehenneme gitmek çok zor. Cennete gitmek de çok zor. İkisi de çok kolay. Niye? İştirak amal uhrevi var. Ramazanın hürmeti var. Yani günahlar abi tersine mi oluyor? Ha, günah da tersine olur tabii. Çünkü nereden çıkartıyorsun? Kutsiyetine hürmet etmeyenlerin diyor, hayasız yüzüne vuruluyor. Depremler niye Ramazan'da oluyor? Deprem olabilir bu sene, şimdi bu sene de. Ciddi olur yani böyle yıkıma dair olursa. Niçin olur? Ramazan'a hürmet edilmese rahmet zahmete dönüşür. Nokta konur. Rahmetin üzerine nokta koyarsan zahmet oluyor. Yani ustad öyle diyor değil mi Ramazan'da? Niye depremler daha çok Ramazan'da oluyor? Allah'ın büyük lütfu, ihsanı, keremi büyük olduğu zaman karşılık görmese tersine dönüyor. Yani büyük ihsanı büyük gadaba dönüşüyor. Onun için Ramazan'da olur depremler. Ramazan'ın hürmetini tutmayan hayasızların suratına çarpar diyor. Hüsnü abinin mektubu var. Bunu da Ramazan başındayken okuyalım ki yani öyle faydası ya. Olsun. Kaç sayfa kaç dedin? Sayfa 221'in başı abi. 221'in başı merak ettim neymiş. Hüsnü abi mi diyor? Evet abi. Oradan bir parça okuyayım. Heh. Şairin zamana muvafık bir beyti. Bir mevsim baharına geldik ki alemin bülbül hamuş, havz tehi, gülistan da harap. Ben de derim öyle bir bidalar devrindeyiz ki İslam'ın bir bülbülü, bir gülistanı kalmış Kur'an'ım. Keramet-i Gavsi'yi henüz okuyamadım, henüz kimseye okuyamadım. İçinde bu bir çareden bahis edilişi okumak hususunu düşündürüyor. Mübarek Ramazan, bir an evvel bu isyankarların, Kadir naşinasların elinden yakayı kurtarmaya çalışır vaziyette süratle elimizden gitmektedir. Üstad Haşi açmış, gariptir ki Hulusi'nin bu sözünü belki 20 defa tekrar etmişim. Süleyman gibi dostlar şahittirler. Demek bir hakikat var ki ikimizi böyle söyletmiş diyor. Yani Ramazan'ın kıymetini bilmek lazım yani abi. Kadrinin kıymetini bilmek lazım. Ben çok istifade ettim. Bilmiyordum, öğrendim. Okuyup geçmiştik. Ama Doktor Kemal Bey'e de teşekkür ederiz. Bu geçen akşamki derste bunu okumuştuk. 282 barlada. Yani o ustad nereden ölçü aldı diye sorunca bu şey çıktı. Ben istifade ettim. Ben bilmiyordum. Allah razı olsun.
Çok sağ olun. Eyvallah. Tamam.